Babu zekati ma yahrucu minel ard. Bu babda yerden çıkan şeyin zekatı hakkındadır. Bunda da ihtilaf var. Yerden çıkan hububatta, meyvelerde nisap ne kadardır? Hepsinde zekat var mıdır? Yoksa bir kısmında var, bir kısmında yok mudur? Sonra miktarı ne kadardır? Onu beyan edecek. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in, kâle haddesena Ebu Nuayb, kâle haddesena Süfyan-ı Sevri, an Amr ibn-i Yahya el-Mazeni, an Ebihi, an Ebi Sa'idin el-Kudri, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, leyse fîmâ dûne khamseti evsukin sadakatin. Ebu Sa'idin el-Kudri diyor ki, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, beş vesekten aşağı olursa onda zekat yoktur. Beş vesak olacak. Misal, buğda, arpa, pirinç ne çıkarsa yerden, beş vesak olursa artık nisaba bağlı oldu. Zekatını verecek. Yoksa zekat yok. Gavrun birisi bu. Bir de aşağıda gelecek ki hayır az olsun çoğu olsun. Zekatını verecek. İsterse bir vesak olsun. Zekatını verecek. Şimdi burada nisabı beyan ediyor. Nisab, bu nisab hakkında diğer mezhepler ve imamim buna kaidler. Yerde çıkan hububatta beş vesak nisaptır. Fazla olursa, beş vesak olursa nisap bulunmuştur. Sedeke öşür vermesi farz oluyor da değildir. Vesak ne kadar kıracak? Vesak bir şeye sorar. Yarın tefsiratına bak, vesak kaç sağdır. Böyle ya bunlar öğrenmeden geliyorlar, hep beni soruyorlar. Siz Cemal-i Beyir'den mi okuyorsunuz? Vesak 60 sağ. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقًا. Beş devenin aşağısında da sedeke yoktur. Yani üç oldu, dört oldu, sedeke, zekat yok. Beş deve oldu, yani nisaba bağlı oldu. Beş devede ne kadar verecek? Gelecek, bir koyun verecek. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ اُوَاقٍ صَدَقًا. Gümüşten de, beş okiyeden aşağı olursa zekat yok. Beş okiye olursa zekat var. Bir okiye 40 dirhem, beş okiyen kaç dirhem? 200 dirhem. 200 dirhem gümüş olursa nisaba bağlı olmuştur, zekat verecek. 200 dirhem gümüşten aşağı olursa onda da zekat yok. Şimdi bu hadisi şerife Ebu Said'in Kudri'nin rivayeti diyeceğiz. Aşağıda ihtilaflar gelecek. Bu bahis biraz uzayacak olmuş. Şu hadislere dikkat edin. Bu kimin rivayeti? Ebu Said'in Kudri'nin radıyallahu teala. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Sa'id ibn Amir, kâle haddesena Humam, an Yahya ibn Sa'id, an Amr ibn Yahya, fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahaviye Ebu Bekrete bu hadis-i şerifi rivayet edilmiş. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر فذكر بإسناده مثله. هنا إمام تحاوية علي بن شيبة روايته لمش. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر أن عمر بن يحيى حدثهم. فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ. Evet, Yunus da İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. Ona İbn-i Vehb, İbn-i Vehb'e de Yahya ibn-i Abdullah 1, İmam Malik 2, Süfyan-ı Sevri 3, Abdullah ibn-i Ömer 4. Bu dördü ona haber veriyorlar ki biz Amr ibn-i Yahya'dan eşittik, o bize rivayet eyledi bu hadisi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن أمر بن يحيى فذكر بإسناده مثله. ابن أبي داود إمام التحاوية رواية فيلمش. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى ابن حباب عن يحيى بن عمارة أن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصحابين الشيخ لابن دار إبراهيم بن مرزوق رواية أبو سعيد الخدري.
حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Evet. Yunus da yine İmam-ı Tahaviye başka bir senetle zikrediyor bu hadisi. Hadisin kaç tane ravisi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bir daha geliyor. Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem, kâle haddesena Muhammed ibn Müslim, kâle akberena Amr ibn Dinar, an Cabir ibn Abdillah, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la sadakate fî şey'in mine zera. Zeriyada hiçbir şeyde sadaka yoktur. Evil kermi yahut da üzüm bağında. Hatta yekûne hamsete evsukî. Beş vesek oluncaya kadar mezruatta o üzüm bağında, üzümlerde şey yoktur. Sadaka yoktur. Ve lâ firrikketi gümüşte de yoktur. Hatta tebluğa mi'etey dirhem, 200 dirheme bağlı olmadıkça. Bu da başka bir hadisi şerif. Bu da Cabir ibn Abdullah'dır. Evvelki hadis Ebu Said'in Kudri'den rivayet ediliyordu. Bunun 7-8 senedi var. Bu başka bir hadis. Cabir ibn Abdullah'dan rivayet edildi. Haddesena Süleyman ibn Şuayb, kâle haddesena Kusayb, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, an Ebi Zübeyr, an Cabir'in radıyallahu anhu, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Cabir'den Süleyman ibn Şuayb tarifiyle rivayet olunuyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقِينَ sadaka. Beş vesekün dununda sadaka zekat yoktur. Beş vesek olursa vakıfta nisap vardır. Sadaka da vardır. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَى قَالَ حَدَّسَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ لَيْسِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس beşin dununda olmadı min el ibili develerden sadakatun zekat yani 4'te 3'te sadaka yok ve la khamsu uvaqin 5 ukiyenin dununda yani 200 dirhem gümüşün dununda ve la khamsati evsaqin beş ve sekin dununda olmadı, sadakatun sadaka olmadı. Nisapları beyan etti bu hadisi şerifler. Devede beş, gümüşte 200 dirhem, zeriade yani hububatta beş ve sekin. Haddesena Ahmed ibn-i Davud, kâle haddesena Ebu Ma'mer, kâle haddesena Abdülvarif, kâle haddesena Leys, fezekere bi-isnâdihi mislehû. Evet, bu hadisi şerifi başka bir senetle Ahmed ibn-i Davud İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Haddesena Fahd'in gel. İmam-ı Tahaviye Fahd rivayet ediyor. Kâle haddesena Muhammed ibn-i Kethir an el-Evza'i an Eyyub ibn-i Musa el-Nafi'in an ibn-i Umar'a radıyallahu anhu nehvehu ve lem yerkâhu. Bunu Abdullah ibn-i Umar'dan rivayet ediyorlar fakat o ref etmedi. Ref etmedi ne demek? Resulullah Efendimiz dedi demedi. Yani kendi sözü oluyor. Kendi sözü oluyor ama bu gibi menkulatta kendi aklıyla söylemez. Muhakkak Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Fakat kâle Resulullah demedi. Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena Nuaym ibn Hammad kâle haddesena ibn-i Mübarek en Ma'merin en Süheyl ibn Ebi Salih en Ebihi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem müşlehu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten de böyle rivayet edildi. O da bunu zikreyledi. Şimdi bu rivayetler çoğalınca bunlar daha doğru isabet etmiş gibi geliyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Hakem ibn Musa, kâle haddesene Yahya ibn Hamza, an Süleyman ibn Davud, kâle haddesene Zuhriyü, an Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm. عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم evet محمد بن عمرو بن حزم kendi babası Amr'dan o da dedesi Hazim'den rivayet ediyor Hazim Esad'dan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول-i Ekrem Efendimiz كتب إلى أهل اليمن أهل يمن'e yazdı
bir kitabin bir mektup yazdı. Öyle mektup ki fiyanda olucudur. El feraidi ve sünnet. Farzlar, sünnetler onda beyan edilmiş. Fekedebe fihi. Yine o mektupta yazdı ki ma ol bir şey ki sakatis sema'u. Yağmur onu suladı. Göy suladı demek yani göyden inen yağmur suladı. El kâne sühhen. Yahut da bir neher geliyor, akıyor, neher vasıtasıyla sulanıyor. Ev be'len, yahut da o ağaçların, yahut da o hububatın yatağında rutubet var, su var, onun kökü oradan çekip alıyor. Üç türlü. Ya yağmurla sulanıyor, yahut da neherle sulanıyor, yahut da orası rutubetli bir yer, ekliğim bitiyor o şekilde. Fihi işte bunlar da olucudur. El-üşfü üşü. İza belağa hamsete evsukin beş vesaka bağlı olursa. Ve ma suqiye bir reşa. O bir arazi ki o kogayla sulanır. Reşa yani eline çekiyor, kogayla suluyor. Ev bir daliyeti yahut da dolabına koymuş. Hayvan götür gidip geliyor. Yahut da nehrin kenarına koymuş. Çarkı çark dönüyor, suluyor. Bu Medine-i Münevvere'de deveyle sulanırdı. Deveyle, katırla bu odanın boyunca vardı. Deve gelir, aşağı iner kuyunun dibine. Ondan sonra o gider o deve yahut da merkep. Kapıya kadar gider, gittiği gibi oradan boğa çıkar. İki teneke kadar alan bir boğa. Çıktığı gibi ağaça döker, ağaçtan devrilir. O devrildiği gibi orada havuz var, havuza tökülür. O hayvan da alışkın. O bilir, hani töküldü. Ondan sonra döner gelir. Gelir, o kova gene suya iner. Dolar, ondan sonra gene gider. Akşama kadar git, gel. Tabi hayvan arada bir yorulduğu vakitte dincel derler. Sabahtan akşam boyuna o deve gider gelir. Gel yahut da hayvan. O gitmese bir adam da onu sürecek. Biz o vakitte yetiştik. Motor yoktu. Motor Medine-i Münevvere'de yoktu. Sonradan motorlar çıktı yavaş yavaş. Hatta burada bir bedevi vardır. Bedevi dedi ki ben kabileden ayrıldım, Medine'ye gittim, şoförlük öğrendim. Bu demir işlerini öğrendim. Bedeviler bunlara hentol derler, demir işine. Ayıp diyor, bir bedevinin gelip de demir işiyle, alışverişle uğraşması ayıp. O kabilenin şerefini ayaklar altına almak demek. Bana dediler ki, yahu yapma sen bizim kabilenin şerefiyle uğraşıyorsun. Bizim kabileden kimse bu hentol işine girdiği yoktur, yapma etme. Yahu bu zaruri bir iş, yahu bu iyi bir şey yapmayın etme. Yok sen bundan vazgeç, ısrar ettiler en nihayet. Benden alakayı kestiler. O bedevi de burada terik-i mefara giderken bir tepemsi bir yer var. Sağ tarafta seyyar-ı mağazaları var. Onun solunda bir benzinci vardır işte o. Bu sefer diyor ki alakayı kestiler. Kaldım sahipsiz. Gittim Medine'de ev tuttum, kaldım Medine'de. Ne selam ne sabah. Bütün akraba, teallukat benden alakayı kesti. Sen bizim kabilemizin şerefiyle uğraştın. Onlara metiri derler. Metiri ailesi, büyük bir aile. Alakayı kestiler. Ben diyor artık şoförlük öğrendim, tamircilik öğrendim, bu motorların işlemesini öğrendim. Sonradan bu dinamolar çekti. Yavaş yavaş bahçe sahipleri dinamoları getirdiler. Dinamoyu koyuyorlar. Koskoca bir su çıkarıyor. Böyle devenin çektiği gibi değil ki. Motoru kuruyorsun rahat. Bedeviler bahçelerine baktılar ki bu deve işi geçmiş. Motor lazım. Gittiler yavaş yavaş motor almaya ama motoru iş bilmiyorlar. Nasıl işletilecek? Nasıl çalıştırılacak? Bu sefer beni aramaya başladılar. Geldiler bana yahu gel bizim motoru dinamoyu kur. Ya ben hentor işindeyim. Sizin kabilenin şerefini ayaklar altına aldım. Gidin benden uyan. Yahu biliyorsun biz bedevi kafamız yemiyor. Ne bilelim ki bu böyle faydalı işler olacakmış bunun sonunda. Yalvar yakar diyor. Onların müellimi oldum artık. Onlara öğrettim. Yani insan anlamadığı şeyin düşmanıdır. Abi. Bu Medine-i Münevvere'de hiç motor yoktu biz geldiğimizde. Sonradan yavaş yavaş motor aldılar. Şimdi motor olmayan yok. Motor olmayan yok. Hatta evlere bile motor vurduk. Aşağıdan alıyor, yukarıya fıçıya çıkarıyor suyu. O fıçıda kalıyor, oradan aşağı iniyor. Tükendiyse yine çıkarıyor. Evet. Şimdi
böyle bir daliyeyle yahut da motorundan sulanırsa yahut da elinden çekilir sulanırsa fefihi nisfül üşri, bunda da nisfü üşür vardır. Üşür değil de nisfü üşür yani 20'de bir. İzâ belâgâ hamsete ev suqîm, o da 5 vesaka bağlı olur. İlla bu vesak şart, 5 vesak. Hatta Hazreti Ali radıyallahu teâlâ bir gün aradı bir iş bulup bir şey getirecek, olamadı. İş yok. Evali tarafına gitti. Gitti ki bir kadın eliyle su çekiyor, sebzeleri suluyor. Hayvanı da yok. Kovayla çekiyor. Hazreti Ali dedi ki ben bu kadından pazarlık edeyim de bakarım bana ne verir. Kadına dedi ki ben senin yerine su çekeyim, bana ne verirsin? Dedi kova başı bir kurma veririm dedi. Her kovaya bir kurma veririm dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh razı oldu. Buyuruyor ki 17 yahut da 18 kova çektim. İp elimi acıttı. Daha tahammül edemedim. Kadın da işte her kovanın başına bir kurma saydı verdi. Aldım onu Resulullah Efendimiz'e getirdim. Ya Resulullah böyle böyle oldu. Bir iş bulamadım. Evde de bir şey yok. Gittim ve bir kurmaya bir kova suyu çektim. Getir mübarek de dedi. Ben de yiyeyim, sen de yiyeyim. Şimdi sizden biriniz aç kalsanız, yetseniz bir kova suyu aşağıdan yukarıya bir kurmaya çeker misiniz? Yok. Aç kalır da illa ki ölüm haline gelirse dinleyin. Hiç kimse tenezzül etmez. Bir kurmaya bir kova su çekeceğiz. Yani ashab-ı kiram böyleydi. Evet. Sonra yokluktan da hepsi dinliyor. Ashab-ı kirama bir ganimet geldi mi evlerinde eylemezdiler. Onu hemen fakir fukaraya dağıtırdılar. Evet, Allah Resulullah var. Düşünmezdiler. Başka fakirleri duyururdular. Yoksa onların mal saklamasını bilselerdi mali saklardılar. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَسَرِ. İşte bir takım cemaat bu okuduğumuz hadislere zahip oldular. فَقَالُوا buyurdular ki لَا تَجِبُ السَّدَقَةُ سَدَقَ vacib olmaz. Fi şeyin hiçbir şeyde min el hintati ve şairi ve temreti ve zebibi, buğda, arpa, hurma, kuru üzüm, bunların hiçbirisinde sadaka vacip olmaz. Hatta yekûne hamsete evsukin, hatta beş vesek oluncaya kadar. Nisabı bu. Bu bir mesel. Ve kezalike kullu şeyin, yine her bir şey de böylecedir. O da neden? Mimma tuhricul ardu, yerin çıkarmış olduğu her şey de bunlar gibidir. O da ne gibi? Mislul humusi, nohut vel adesi, mercimek vel maş. Maşa ne derler Türkçe'de? Maş mı derler? Maş. Ve ma eşbehe zalik, işte buna benzeyen şeyler, hububatın hangisi olursa olsun onlar da böyledir. فَلَيْسَ ف۪ي شَيْءٍ مِنْهُ, bunlardan hiçbir şeyde olmadığı sadakatun sadaka hatta يَبْلُغَ هَذَا الْمُقْدَارَ اَيْذَا, 5 vesaka bağlı oluncaya kadar zekat yoktur. 5 vesak olursa nisap bulunur, vakitte üşrünü vereceğiz yahut da nisfı üşrünü. وَمِنْ مَنْ ذَهَبَ اِلَى ذَلِكِ, işte bu kavli sahip olanlardandır kim? Ebu Yusuf ve Muhammed'in rahimehumullah. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu kavle sahip olmuştular. Ve Ehl-ül Medine, Ehl-i Medine de buna sahip olmuştur. İmam Malik'in mezhebi Ehl-i Medine'nin ameli de böyle. Ve halefehum fî zâlike âherûn. Birinci makaleye sahip olan alimlere muhalefet ettiler. Âherûn diğer alimler. فَاَوْجَبُوا وَاجِبْ كُلْدَلَرْ صَدَكَةَ صَدَكَيْا فِي قَلِيلِ ذَٰلِكْ, yerden çıkan şeyin azında ev kesiri yahut da çoğunda, az olsun çoğunsun zekat vaciptir dediler. Birinci makale sahipleri yerden çıkan şeyde nisap vardır dediler. O da nedir? 5 vesak. 5 vesak olursa zekat var, yoksa yok. Fakat bunlar dediler ki az olsun, çok olsun zekat vardır. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ, bunda ihticat ettiler.
بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. Delil getirdiler bunlar. Delilleri de Muaz ibn-i Cebel'in hadisi. Muaz ibn-i Cebel buyuruyorlar ki Be'aseni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iler Yemen. Peygamber Efendimiz beni Yemen'e gönderdi. Fe emere emretti. Ne de ki en ahude alayı almak, benim almaklarımda. Neden? Mimma sefatis sema, gökün suladığı şeyden, yani yağmurla biten şeylerden alayın, el-üşre üşre alayın. Ve mimma şubbir hububati suqiye sulandi bealen, kendiliğinden, yani yerin rutubetinden, kendiliğinden yetişen, bunlardan da alayın. Nisfal üşri, üşrün nisfini. Evet, halbuki yok. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte buyurun. Yukarıda yer varsa yerleşir. Yukarıda geçen bir hadis-i şerifte göğden yağan yağmur yahut da nehirde sulanan yahut da yer rutubeti de oradan bitiyor. Yağmursuz bitiyor. Bunlarda üşür var idi. Fakat burada nehir yok. Göğden yağan yağmur da yok. Fakat yer rutubetli. Oradan ona be'al diyorlar ki oradan biten şeyde nasıl üşür var diyor. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene Abdülhamid ibn-i Salih kâle haddesene Ebu Bekir ibn-i Ayyâş ve zekere bi isnâdihi mithlehu ve hadisi şerifi İbn-i Ebu Davud İmam-ı Tahaviye Ebu Bekir ibn-i Ayyâş terikiyle zikirledi. Haddesene Ahmed ibn Abdurrahman ibn-i Vahd kâle haddesene ammi Abdullah ibn-i Vahd قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه سالم babası kim? Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'den Salim rivayetiyledir. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki فِيمَا شُلْبِ شَيْكِ سَقَتِ السَّمَاءُ سَمَا سُلَدِ yani yağmur. Yağmuru suladığı şeylerde hububatta olur gibi el-üşru üşür. El-üşru üşür. Ve fîmâ şûr bir şeyde ki suqiye sulandı bis-sâniyeti dolabile onda da olur gibi nisful üşür üşür. Dinamo, dolap yahut hayvan, çağır, herhangi bir vasite. Vasiteyle sulanan şeyde üşrün yarısı yani kaçta bir? 20'de bir. Yağmur suyuyla, nehir suyuyla sulanırsa onda bir. Haddesena Rabi'ul Fiziyyü kâle haddesena Ebu'l Esvet kâle haddesena İbn-i Lehi'a an Yezid ibn Ebi Habib an İbn-i Şehab an Salim'in an Ebihi anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz farada tekbir eyledi fîmâ bi şeydeki sekatil enhâru vel uyûn nehirlerin gözelerden çıkan suların suladığı şeylerde tekbir eyledi. Evkâne aseriyyen yahut da yer aseri oldu. Aseri ne demek? İki rakamında diyor ki aseriyyen bi fetil aynı vel müsellesetil müfsuhe vel muhaffife aseriyyen fil gamr ve ma sekathessemâ. Aserinin tefsirini ihtilaf etmişler de bir kısmı diyor ki göğden yağan yağmur ile ıslanmış, mesela çöllere yağmış, oralarda ıslanmış, orayı ekmiş. Buna aseri derler. Ve keza zikeret türküşli ve bâb-ı şurrah. Fe'alâ hâda kavluhu yeski yustâb-i semâi tefsirun lehu. Ve aseriyen dedi, ondan sonra da yustâb-i semâi. Semâi ile sulanır. Ve aseri yağmur suyuyla sulanan yer olursa yustâb-i semâi, onu tefsir olur. İkisinin manası bir. وفي النهاية فقط نهاية ابن كسر النهاية سنددك هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر أسر الشول بالكرمالك ki yağmur yağmaz
nehir de yok. Fakat vaktiyle yağmur yağmış, suyu çekmiş, ormanın kökleri o sudan alıyor, altından alıyor. Eseri buna derler. İzah. Ve kâle ibn-i Fâris fil mücmel el-eseriyyü mâ sufiye minen nehli bil mâil cari. O da başka türlü tarif etti. Dedi ki, akan suyuyla sulanan nehirler gibi. Akan su var, o suluyor. İşte Khayber'de var ya, akan sular ile gözüden çıkıp atıyor. Bunlar eseri olur. Kulası eseri de ihtilaf ettiler. Eseri hangi tarifi olursa olsun, ister nehri cariyeli olsun, isterse yağmur suları toplanmış da hurmalar ondan istifade ediyor, meyve veriyor. Evet, isterse göğden yağan yağmur ölü olsun, bunda orucudur. El-üşür, üşürler orucudur. وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّادِحِ Nadih, suyu çıkaran hayvan. Yani koşmuşlar hayvanı, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Dün tarif ettim ya, burada biz onlara yetiştik, tek kalmadı burada. Kuyuya büyük bir boğa yapmışlar. Bir ipi de ona bağlamışlar. Bütün bir ucu da merkep yahut deveye bağlı. O merkep gider. Gider o onun şeysini yapmış, nereye kadar gidecek, ip ne kadar gelir. Tam ip kuyunun ağzına geldi mi o boğa çıkar. Boğa çıktığı gibi boğanın alt tarafından ağaçlara değer, boğa devrilir. Devrildiği gibi suyu havuza döker. Ondan sonra o hayvan döner, gerisin geri gelir. Ta kuyunun yanına kadar gelir. Kuyunun yanına geldi mi boğa suya inmiş olur. İndiği gibi doluyor o ağırca. Ondan sonra hayvan tekrar gider. Tekrar gider, o gittiği yere kadar gitti mi tekrar devrilir böyle. Gider gelir işte o ya deve yahut da katır yahut da merkep. Nadir. Yok böyle bir şeyle sürüyorsa onda ne vardı? Nısfı uşur yani 1/20. Şimdi dinamolar icat edildi. Dinamoda kaçta bir uşur alınacak? Onda bir mi 1/20 mi? Onda bir. Yok 1/20. 1/20. Çünkü alettir bu. Aletin masrafı vardır. Yağmur suyunda masraf yok. Akan nehir suyunda masraf yok. Yahut da yer çukur, yağmur suları toplanmış, rutubet olmuş, şimdi eksen bitiyor. Zehmetsiz. Bu zehmetsiz olan şeyler de 1/10. Zehmet ile olan şeyler de 20. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله عبد الله بن عمر رسول الله Efendimiz'den yeni bu hadisi şerifi zikreyledi fakat İmam-ı Tahavi'ye rivayet eden kim? Yezid bin Sinan evvelki hadisi Rabi'ül Cizi حدثنا يزيد بن سنان yine يزيد بن سنان امام التحاوي روايه ايلمش قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله evet yine bu hadis-i şerifin aynını zikrediyor. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام التحاوي diyor ki bana Yunus ona da İbn Vehb rivayet eyledi İbn Vehb diyor ki bana Amr ibn al-Haris rivayet eyledi ki Ebu Zübeyr ona rivayet eylemiş ki Cabir ibn Abdullah'dan ben işittim o da Resulullah Efendimiz'den zikrederdi ki ennehu kal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Fîmâ seqetil enhâru vel gaymu el uşûr. Ve fîmâ suqiye bis sâniyeti nisfül uşûr. Fîmâ şülbil hübûbattaki seqetil enhâr nehirler suladı. Vel gaymu yağmur. Akan nehirden suladılar yahut yağan yağmurundan sulandı. İşte bunlar da olucudur. El uşûr, üşürler olucudur. 1/10 zekattır, Allah'ın hakkıdır, ödeyecek. وَفِيمَا شُرْبِ شَيْدَكِ
suqiye bisaniyeti dolap ile, çarh ile yahut da motor ile bundan sulandı. Onda da olucudur. Nısfül üşhur, üşhurların nısfı yani 20'de bir. Kale Ebu Cehfer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fefî hâzî lâser, bu eserlerde orucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ceale kıldı. Nerede? Fîmâ şurlu şeyde ki sakatis semâ'u, yağmur suladı. Yağmurun suladığı hübubatta kıldı. Neyi kıldı? Mâ'ul bir şey ki zükre fîhâ nasıl. Yani onda bir. Onda bir verecek. وَلَمْ يُقَدِّرْ, fakat Resulullah Efendimiz tekbir etmedi. فِي ذَٰلِكَ bunda وَلَمْ يُقَدِّرْ, tekbir olunmadı. فِي ذَٰلِكَ bunda miktarı miktar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yağmur sularıyla, nehir sularıyla sulanan şeylerde üşür var. Ama miktarı ne? Yani ne kadar mehsul alacak ki zekat tereddüt eder. Doğru, ötekiler de iki, evet ötekiler de öyle diyor. Birinci mezhep sahipleri de böyle diyor. Fakat esas ihtilaf nerede? Miktarında yani nisap var mı yok mu? Birinci mezhep sahipleri diyor ki 5 vesek olmadıkça zekat tereddüt etmez. Bu rivayetlerde de hiç miktarı yok. 5 vesek olsun olmasın. Mutlak. Bu rivayetler mutlak. Yani yerin çıkarmış olduğu bir şeyde üşür vardır. Ne vesek zikredildi ne de bir şey oldu. Mutlak-ı mukayyede hamd ederse? O vakitte mutlak-ı mukayyede hamd edecek olursan sen usulü fıkıh kaidesince burada da nisabi hamsetü evsükü nezer-i itibarı alacaksın. Alacaksın. فَفِي ذَٰلِكَ bunda olucudur ma'ul bir şey ki يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَى, zekatın vücubuna delalet vardır. فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ الْاَرْضِ, yerden çıkan her bir şeyde قَلَّ اَوْ كَسُرَ, ister şu olsun ister az olsun. Yani bu hadisler mutlak olduğundan dolayı az da çıksa zekat var, çok da çıksa zekat var. Buna delalet var. Ya şimdi kaldı mutlak-ı mukayyete hamd edecek miyiz, etmeyecek miyiz? O başka mesele. Şimdi bir defa bu hadisleri aldı. Bu hadislerde de hamsete evsuk zikredilmedi. Zikredilmeyince yerde çıkan her şeyi de öşür vardır. Az olsun, çoğu olsun. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam yetiraz etse ki مِنْ يَسَبُوِلَا قَوْلَ اَهْلِ الْمَد۪ينَ, ehli Medine'nin kavlüne giden, ki İmam Bey'in de ehl-i Medine'nin kavlüne gitmişler ya, yani nisap şarttır, 5 vesek olacaktır diyenlere, yenlerden birisi yetiraz etse ki اِنَّ هَذ۪ي الْاَثَار, bu rivayetler اَلَّت۪ي رَوَيْتَهَا, sen onları rivayet eyledin, fi هَذَا الْفَصْلِ, bu fasılda rivayet eylemiş olduğun hadis-i şerifler, غَيْرُ مُطَادَّتٍ, zıt değildirler. لِلْآثَارِ اللَّت۪ي, şul bir eserlere ki رَوَيْتَهَا فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ, birinci fasılda rivayet etmiş olduğun hadislere zıt değiller. اِلَّا اَنَّ الْاُولَى, yalnız şu kadar var ki birinci fasılda gelen hadisler müfassaratun müfassardır. Yani üşür var yahut nısfı üşür var ama hamsete evsuk olmak şartıyla müfassar tefsir edilmiş. وَهَذِهِ, fakat bu rivayetler mücmeletün mücmeldir. Mücmel ki hamsete evsuk zikredilmemiş. Yerde çıkan şeyde zekat var. Üşür yahut da nısfı üşür, mücmel. فَالْمُفَسَّرُ مُفَسَّرْ مِنْ ذَٰلِكَ, bu hadis-i şeriflerden müfesser olan evlâ minel mücmel, mücmelden evladır. Birinci beheste gelenler müfassar, yani hamsete evsuk ibaresi var. O tefsir ediyor. Bu rivayetlerde hamsete evsuk ibaresi yok. Öyleyse hangisiyle amel etmek evladır? Müfassar olan. Öyleyse eğer bu kaideye bakılırsa 5 vesek olmadıkça zekat vacip olmaz. Hadisler de birbirine zıt değil. Böyle itiraz ederse ne cevap vereceksin? قِيلَ لَهُ, ona denilir ki هَذَا مُحَالٍ, bu muhaldir. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَخْبَرَ فِي هَذِهِ الْاَسَارِ, bu rivayetlerde haber verdi. اَنَّ ذَٰلِكَ الْوَاجِبِ مِنَ الْعُشْرِ,
Öşürden vacip olan, evin sülüşü yahut da nisbü öşürden vacip olan fîmâ yusqâ bil enhâri ev bil uyûni ev bir reşâ bil dâliye. Öşür, vacip olan öşür neden de, nerede olucudur? Haber verdi ki fîmâ yusqâ bil enhâri ev bil uyûni. Akan neher ile yahut gözeden su çekmiş, o akıyor, akan göze, onunla sulanan şeylerde öşür vardır. Ev bir reşâ bil dâliye, nisbü öşür de evet, kovayla çıkarıyor yahut da bir aletiyle çıkarıyor. Onlarda da nisf-i öşür vardır. Böyle haber verdi. Fekâne vechül kelam. Kelamın veçhi yolu ne üzerine olur? Alâ kütli mâ her bir şey üzerine olur ki harece çıktı. Neden? Mimma suqiye bidâli. Ne ile sakyedildiyse işte ondan bu zekat verilecek. Eğer o suyun çıkmasına bakacağız. Üşürü mi mucib, nisf-i üşrü mi mucib? Peygamber Efendimiz'in kelamı bu. Binaenaleyh, misaf vardır, hamset evsuf vardır, böyle bir şey zikredilmemiştir. Böyle bir şey zikredilmeyince, biz getirelim bu kelamlarda illa hamset evsuf kaydını itibar edelim, bu muhaldir. Ya Resulullah Efendimiz zikretmedi ki, ötekiler diyor ki, ötekiler de hadis. Hamset evsufu zikredenler de hadis. Binaenaleyh mutlak mukayyede hamledilir. Sonra müfesser, mücmeli tefsir eder. Yani bu sual kuvvetlidir. Cevabı da zayıftır. Bu cevap zayıf burada. وَقَدْ رَوَيْتُ مَنْتُمْ Siz rivayet eylediniz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediniz. Şimdi bu cevap veren diyor ki birinci mezhep sahiplerine ki halbuki siz rivayet eylediniz ki اَنَّهُ رَدَّ مَعِزَ Hazreti Maizi Resulullah Efendimiz'i reddetti. اِنْدَمَا جَاءَ geldiği vakitte فَاَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا Zina ettiğini Resulullah Efendimiz indinde ikrar etti. Bunu Peygamber Efendimiz reddetti. اَرْبَعَ مَرَّاتٍ Dört kere. Ya Resulallah benden zina vakı oldu, beni temizle dedi. Ben bu günahla gitmeyeyim. Peygamber Efendimiz reddetti. Dedi ki belki yanlışlığım vardır. Olur ki belki o kadını öpmüşsendir, seni öyle hayal geliyor. Gitti, düşündü, geldi. Hayır ya Resulallah, bir hayalim yok. Ben zina ettim, beni temizle, ahirete günahla gitmeyeyim. Hayır, belki sen hayal etmişsendir, vehem etmişsendir, reddetti. Dört defa reddetti Resulullah Efendimiz. Sonra ne yaptı? ثُمَّ رَجَمَهُ Dördüncü tamam bulduktan sonra, dördüncü de geldikten sonra onu recm etti, emretti ashab-ı kirama ki götürün recm ettin. Neden sonra? Be'ade zâlik. Dört defa ikrar ettikten sonra gönderdi. Bu şimdiki menaha var ya, orası meydanlık idi. Oraya dedi, götürün bunu recm edin. Gittiler, başladılar taşları atıp öldürecekler. Recm demek taşla öldürmek. Taşları vurdular, ağzı, burnu, her taraf yaralandı, kanlar aktı, taş yok. Yahu dedi beni azap içerisinde bırakmayın, vurun, öldürün, ben kaldım azap içinde. Taş yok dediler. Öyleyse gidelim Harre'ye, yani Amberiye var ya, orası Harre dedi, gidelim oraya da orada taşlar var. Beni böyle azap içinde bırakmayın. Koşarak oraya gitti, cemaat de oraya gittiler. Orada taş çok tabii, taşlarını vurdular, şehit ettiler. Ondan sonra ihtilaf oldu. Maiz imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Bir kısım dedi ki imanlı gitti çünkü tevbe etti. Bir kısım dedi ki bu bir günah-ı kebire işledi ve öldürüldü, imansız gitti. İhtilaf olunca geldi Resulullah Efendimiz'e söylediler. Ya Resulullah, maiz imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Bizim aramızda ihtilaf var. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Maiz öyle bir tevbe etti ki o tevbeyi bütün ehli dünyanın günahkarlarına teksim etsen gene kâfi gelir. Çünkü canını feda ediyor. Kolay bir iş değil. Fakat keşke o taşlar tükendiği vakitte bıraksaydınız. Madem taş bulunmadı ta Harre-i Garbiye'ye gitmeyecektiniz. Gitmeseydiniz fakat gitmişler. Resulullah Efendimiz o vakitte hazır değildi. Yalnız emretti, onlar recm ettiler. Şimdi burada esas diyor ki siz diyor
birinci makaleye, yani Hamseti Evsubi şart koşanlar. Hazreti Maiz'in bu meselesini biliyorsunuz. 4 defa ikrar etti. 4 defeden sonra rejim etti. وَرَوَيْتُمْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yine siz Peygamber Efendimiz rivayet ettiniz ki Peygamber Efendimiz قَالَ كُمُّ دِلِ اُنَيْسِ Üneyse dedi ki اُغْدُهُ عَلَمْ رَأَةٍ هَذَا اُغْدُ sen sabahla gada yağdu. Evet. Onu sabahla evet عَلَمْ رَأَةٍ هَذَا şu kadına git فَيْنِ اَتَرَفَتْ eğer o kadın zinaya itiraf ederse فَلْجُمْهَا وَنِ رَجِمْ evet. Şimdi Hazreti Maiz de 4 defa geldi, söyledi, itiraf etti. Resulullah Efendimiz reddetti. Fakat o kadını Hazreti Üneyse gönderiyor. Diyor ki itiraf ederse rejim et. Demiyor ki 4 defa itiraf ederse. Şimdi eğer Hazreti Maiz'in kaidesine tatbik edilirse onda da kadına söyle 4 defa itiraz ederse rejim et demesi lazım. Halbuki 1 defa itiraf etmekle rejim et diyor. Hazreti Müneş'i göndermiş. فَجَعَلْتُمْ هَذَا دَلِيلًا siz bunu delil kıldınız ki اَلَا اَنَّ لَيَعْتِبَارَ بِالْاِقْرَارِ بِالزِّنَا zinada ikrarın itibari مَرَّةٍ وَاحِدٍ بِالْكَرَّةٍ niye? Peygamber Efendimiz Müneş'e diyor ki git kadına söyle 1 defa itiraf ettim kafi. Hemen rejim et. 4 işe koşmadınız. فَيَكُونُ لِيَعْتِرَافِ İtiraf olur. Öyle itiraf ki el-mezkûru fi hadîs-i Üneys el-mücmel. Mücmel olan Üneys'in hadisindeki itiraf olur. Huve'l-i'tiraf el-mezkûru fi hadîs-i Maiz'in el-mufassar. Müfassar olan Hazreti Maiz'in hadisindeki itiraf olur. İkisi de itiraf. O da itiraf etmiş, o da itiraf etmiş. Hazreti Maiz'in itirafında 4 defa şart koşmuş, kadının itirafında 1. Binaenaleyh bu hadiste var. Öyleyse Resulullah Efendimiz öteki hadislerde 5 vesaki zikretmiş, buralarda da zikretmemiş. Binaenaleyh orada 5 vesak müteber oluyor da burada hiç zikretmemiş, 5 vesaki biz hiç itibar etmiyoruz. Bu niye müteber olmasın? Onlara cevap veriyor. İlla mücmel müfassara hamledilmez. Mücmel müfassara hamledilmiş olsaydı kadının da 4 defa itirafı lazım idi. Demek ki her yerde mücmel müfassara hamledilmiyor. Oradan cevap vermiş. Yani buradaki mücmel İmam Ebu Hanife'nin istinad etmiş olduğu hadislerde 5 vesak feydi yoktur. Öteki hadisler müfassardır, müfassara hamledilmez diyor. وَلَمْ تَجْعَلُوا حَد۪يسَ مَعِزِ siz halbuki Maiz'in hadisini kılmadınız. Öyle hadis ki el-müfesser. Müfesser olan Maiz'in hadisini kılmadınız. قَادِيَنْ حُكْمِدِجِ kılmadınız. اَلَا حَد۪يسِ اُنَيْسِ الْمُجْمَلِ mücmel olan Üneys'in hadisine hükmedici kılmadınız. Hazreti Maiz 4 defa itiraf etmişti, ondan sonra rejim edilmiş. Öteki Üneys'in hadisinde de kadın bir defa itiraf edilecek, hemen rejim edilecek. Siz demediniz ki illa bunun da 4 defa itiraf etmesi lazımdır. Mücmel müfassara tabi eder. Evet, mutlak mukayyede hamledilir demediniz. Evet. Feiz kuntum eğer siz olduğunuzsa kat fealtum haza bunu işledinizse fi mazikerne bizim zikrettiğimiz bir yerde siz mücmeli müfassara bu Maiz meselesinde hamletmedinizse evet fema tünkirûne niçin inkar edersiniz alâ men feale fî hadîs-i zekevât zekat hadislerinde bunu işleyen adamlara niçin inkar edersiniz evet neyi ma vasıfına vasfettiğimizi. Biz de zekat meselesinde mücmel olan hadisleri müfassarlar üzerine hamletmiyoruz. Madem siz bak zina meselesinde hamletmediniz, biz de zekat meselesinde hamletmiyoruz. Bel hadisu Üneys
belki Üneys'in hadisi evla, daha evladır en yekûne ma'tufen ma'tuf ola ala hadisi ma'izin ma'izin hadisine ma'tuf ola. لَأَنَّهُ زَكَرَ ف۪يهِ الْاَعْتِرَافِ. Çünkü orada i'tirafı zikretti. İ'tirafı zikredince onun da dört defa olması lazımken bunu kaide kılmadınız. وَاِقْرَارُهُ مَرَّةً وَاحِدًا. Onun bir kere ikrarı لَيْسَ هُوَ اِعْتِرَافٍ بِالزِّنَا. Zinayı mucib olmadı. Maizin bir defa ikrarı zinayı mucib olmadı. اَلَّذُوا لَزِنَا كِ يُوْجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهِ. Kendine haddi mucib olur olmadı. فِي قَوْلِ مُخَالِفِكُمْ. Sizin muhaliflerinizin kavlinde. Evet, muhalifleri kim? İkinci kavl sahipleri, evet. Ve hadis-i Muaz ve İbn-i Umar ve Cabir'in radıyallahu anhum fi zekâ. Peki, Hazreti Muaz ve İbn-i Umar ve Cabir'den rivayet edilen hadisler. İnnemâ fîhî zikru icâbihâ. Vacip kılınmanın zikirleri olucudur. Nerede? Fîmâ suqiye bikedâ ve fîmâ suqiye bikedâ. Onlar da yani onda bir mi alınacak, 21 de alınacak. Eğer nehirle, akan su ile, yağmur ile sulanırsa onda bir. Yok, kovayla çıkarmış, sulamış, aletinin sulamış, onda da 21. Bu vardır, onların hadisinde bu vardır. Siz burada verdiği cevapta diğer muhalifler belki bu hadise başka bir şey diyorlar. Nasip diyorlar, bunu getirdi ama. Nasip demiyorlar, hani nasip olsa söylerim. Nasip değil, Hazreti Muaz'ın hadisi. O zaman nasip ne diyorlar o hadisi onlar? Onlar diyor, onlar onda nasip yok ki. Dört defa yatırak şart yani. Zinada dört defa yatırak şart. Dört defa yatırak ama kendileri diyor ki, kendileri diyor ki bir defa yatırak kafi. Öyleyse niçin yani hamlettiniz? Hamletmiyorlar. Bak orada müfassari, mücmeli müfassari hamletmiyorlar. Diyorlar ki evet, Hazreti Muaz dört defa yatırak etti, rejmi hak etti. O kadın da bir defa yatırak etti, rejmi hak etti. Onu ona hamletmediler. Onu ona hamletmiyorsunuz da zekatta İmam Ebu Hanife'ye niçin hücum ediyorsunuz? Belki öbür tarafta illet vardır. Burada ne illetini? Göster illeti. İllet varsa göster. İlletini göster. Varsa göster. Evet. Diyor ki yalnız Muaz ve İbn Ömer ve Cabir radıyallahu anhuma bunlarda hamsete evsük zikri var diyor. Onlar da diyor evet, hadisin ne de hangi kısımda 20 onda 1 verilecek, hangi kısımda 21 verilecek, bunu beyandır. Yoksa hamsete evsük orada zikredilmesi illa nisabın hamsete evsük olması şart değildir. Niçin? Baksana bu hadisi şeriflerde hiç hamse tevsük zikredilmedi. Demek ki ona peydi ittifakı derler. İttifaka zikredilmiş. Yoksa şart değil. İmam Nazım öyle diyor. Şart olsa bu hadislerde de hamse tevsük hepsi gelirdi. Şart değil, ittifakı oldu. Kezalike evla, evet. Veleyse bu daha evladır. En yekune mudadden zıddura. Lima fi zikrul evsak. Bu hadisler hamsete evsuk zikredilen hadislere zıt olmaya evle oldu. Zıt geldi. Min hadisi Üneys'in ve hadisi Maiz. Üneys'in hadisi nasıl Maiz'in hadisine muhalif geldiyse bu hadisler de öteki hadislere muhalif geldi. Geldiyse ne yapacağız? Şimdi o ikinci tarafa gidecek. Vekat hümile hadisi Muaz'in ve Cabir'in ve İbn Ömer radıyallahu anhuma. Hazreti Muaz ve Cabir ve İbn Ömer'in hadisleri hamledildi. Alâ mâ zekârnâ, bizim zikrettiğimiz şeye. Yani zikrettiğimiz ne? Bu esasen nisabı beyan etmiyor da neler de onda bir vardır ve neler de 20'de bir vardır. Bunu beyan etti. Bizim hamlettiğimiz yani hadislerin arasını böyle telif ediyoruz. Birbirine zıt olmasın diye. وَذَهَبَ فِي مَعْنَاهُ. Onun manasında sahip oldu. اِلَى مَا وَسَفْنَا. Bizim vesfettiğimiz şeye kim? İbrahim'in Nakhai ve Mücahid. Diyor ki İmam Ebu Hanife yalnız değil. İbrahim'in Nakhai ve İmam-ı Mücahid de bu manaya sahip oldu ki evet, hamsete evsuk kelimesi kayd-i ittifakidir. Esasen o hadisler onda bir, 20'de bir neler de vardır, onu beyan içindir.
Haddesena Fehdun, şimdi onu da zikrediyor. Hazreti İbrahim'in Nehai'de nasıl rivayet edilmiş? Haddesena Fehdun, kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id ibn el-Esbahani, kâle ekberena Şüreykün en Mansurin en İbrahim'e, İbrahim'in Nehai'den zikretti ki, kâle İbrahim'in Nehai buyurdular, fî kulli şeyin, her bir şey doğrucudur. Öyle şey ki, ahrecetil ardu, yer onu ihraç eyledi. Ne orucudur? Es-sadakatü sadakatü. Yerin çıkarmış olduğu her şeyde kul, kul bir şey nisab beyan etmedi. İşte o bizi destekliyor. Yani haddesena Muhammed ibn Humeyd, kâle haddesena Ali ibn Ma'bad, kâle ahberena Musa ibn A'yen, en Kusayf en Mücahid. Bu İbrahim ibn Nehai'den rivayet edildi. Bu İmam Mücahid'den de olan kâle se'eltuhu, ben sual ettim an zekâti ta'am, ta'amın zekâtında. Huseyf İmam Mücahid'e sormuş ki ta'amın zekati nedir? Fekale buyurdu ki fîmâ qalle minhu ev kesure el uşru ve nisbul uşru. Fîmâ ul bir şeyde ki belli az oldu. Minhu yerden çıkan ta'amdan az olan şeyde orucudur. Ev kesure yahut da çoğu oldu. Yerden çıkan az olsun, çok olsun. El uşru uşur orucudur ve nisbul uşru uşur orucudur. Az da olsa, çok da olsa üşür var. Yahut da nasıl üşür var? Yok, elle dedikten sonra hamse tevzük meselesi yok. Bu Mücahid'in kavlamı. İşte Mücahid. Mücahid ve İbrahim Nehai'de İmam Ebu Hanife işte onlardan alıyor. İmam Ebu Hanife kimden alıyor? Onlardan alıyor. Evet. Şimdi yalnız hadisler mütearız olduğunda İmam Ebu Hanife hadislerin aradaki zıddiyeti kaldırdı. Onlar diyorlar zıddiyet yoktur. Mücmel fassara hamledilir. Delil getirdi ki bak siz Muaz meselesinde mücmelin fassara hamletmediniz. Demek ki her yerde hamledilmediniz. Madem siz orada hamletmediniz de burada bana niye hücum ediyorsunuz? Ben de burada hamletmiyorum. Mücmelin fassara hamletmiyorum. Yerden sonra elimde delil var. İbrahim'in Nehai'den. Bunlar aklına söylenilmez. Bunlar da eshaptan almışlar. Yerden çıkan az olsun, çoğu olsun, onda üşür var. Evet. Ve nazaru sahih. Kıyas-ı sahih de eyza böylece yedülle ala zalik. Buna delalet eder. Ve zalike biz enna reyne zekevat. Gördük ki zekatlar tecibu fil emvali vel mevaşi. Mallarda ve hayvanlarda vacip olur. Fî miktârim minhâ. Onlardan bir miktardır. Öyle miktar ki me'lûmin me'lûm. Me'lum olan bir miktarda, mesela 20 koyun olacak da bir koyun zekat verecek. 30 sığır olacak da nisaba bali olacak. 40 dirhem olacak da bir dirhem zekat verecek. 5 deve olacak da bir koyun verecek. Bunlarda bir me'lum miktar var. Ba'de vaktin me'lum. O da me'lum bir vakıttan sonra, senede bir. Üzerinden hevelan-ı hevul geçecek de verecek. Ve huvel havlu. O da senenin geçmesidir. فَكَانَتْ تِلْكَ الْاَشْيَا وَاَشْيَا اُلْدِ فِي وَقْتِمَا اُلْ bir vakıtta ki evet فَكَانَتْ تِلْكَ الْاَشْيَا وَاَشْيَا اُلْدِ tecibu, vacib oldu. بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مَعْلُومٍ bir miktarla oldu. Ve vaktin me'lum, me'lum bir vakıtta. Mesela senin 35 koyunun var. 35 koyun üzerinden bir sene geçti, zekat verecek misin? Yok. Niye? Onun miktarı var. 40 olacak. Onun üzerinden de bir sene geçecek. İşte miktarı, vakti malum bu. Miktarı malumi de ne kadar? Bir tane. Senin 120 koyunun var. Üzerinden bir sene geçti. Kaç koyun vereceksin? 121 oldu mu? 2 koyun vereceksin de. 2 koyun. Evet. Sümme ra'ine, sonra biz gördük. Ma tuhricülerdi. Yerden çıkan şeye baktık. Yuhadu minhu zeka. Zekat ondan alınır. Fî vakti ma tuhric. Fî vakti ma tuhric. Yer çıkardığı vakitte alınır. Hevelâne hevül var mı onda? Yok. Efendim dur. Bu çıkan hububattan bir sene geçsin. Ondan sonra zekat al. Yok. O yok ki bunda. Diğer mallardan ayrıldı bu. Mevaşi ve mallar da hevelan-ı hevül, bir sene geçecek. Bunda öyle değil. Çıktığı vakitte alınacak. وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ وَقْتُ
vakit onda beklenilmez. Çıktı vakit alınacak. Demek bunun öşürün şekli değişti. Onlar gibi olmadı. Onlar da onun için nisab aranılıyor da yerden çıkan da nisab aranılmıyor. Çünkü onlara benzemiyor. فَلَمَّا سَقَتَ وَقْتَكِ düş diyen يَكُونَ لَهُ وَقْتٌ onun vakit olması sakit oldu. يَجِبُ فِيهِ زَكَاتُ öyle vakit ki zekat vacip olur. حُلُولِهِ وَقْتٌ حُلُولِهِ diğer şeylerde hülul vakit gelecek de verecek. Yerde böyle bir şey yok ki. Hülul edecek vakit yok. Hevelan hevi şart değil. Çıktığı vakitte verecek. Sakata böylece yine düşten yekûne lehû miktârı. Miktarının da malum olması düştü. Böyle miktar ki yedi bir zekâtu fîhî bir hülûlû. O miktara bağlı olacak da zekat vacip olacak. Bu da sadık oldu. Madem vakit itibar edilmedi, nisapta itibar edilmedi. Bu kıyas. Feyekûn olur hükmül miktâri vel mîkât. Evet, üşür de miktarın ve mîkâtın vaktinin hükmü fî hâzâ üşür de sevâ müsav olur. Vakıt da yok, miktar da yok. İzâ sekata hadûmâ sekata lâhat. Birisi düştü öteki de düşer. Kemâ kâne oldukları gibi fil emvâli lezî zekârnâ. Zikrettiğimiz mallarda hem miktar var hem vakit var. Burada ne miktar var ne de vakit var. Evet. Diğer mallarda da müsavi değil mi? Vakit ve miktar sevabı müsavi oldu. Lemma sebete haduhuma vakteki birisi sabit oldu. Sebete lahar öteki de sabit oldu. Vakit sabit oldu mi miktar da sabit oluyor. Bunda vakit sabit olduğu gibi miktar da sabit oluyor. Fehâzâ huvel nezar. Nezar da budur. Kıyas da budur. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ رَحْمَةً